YouTube'da bir ilk, Kıbrıs'ın ilk 7 yıldızlı otel ve kasino konseptli yerindeyiz. Kanalını devraldım. Çok güzel bir projeden bahsedeceğim size. Oldu mu? Olmadı tabii ki de ne ya. Diyeceğim? Ben olmadan olur mu? Olmaz. Benden başka emlak tanıtan olamaz bu dünya üzerinde. Aşk olsun. Ben gideyim o zaman. Gel gel. Arkadaşlar sizi şimdi Yağmur'la tanıştırayım. Kendisi Kıbrıs'ta bir yatırım uzmanı. Kuzey Kıbrıs'ta özellikle. Şimdi bugün bizi adanın ilk ve tek 7 yıldızlı otel ve kasino konseptli projesini gezdireceğim. Long Beach İskele'deyiz. Adanın güneyinde. Burası Long Beach İskele. Dünya üzerindeki en iyi plajlardan biri seçildi. En mavi iyi bayraklı en iyi deniz. Şimdi Grand Safir Resort projesini gezeceğiz. Otel gezeceğiz. Kasino gezeceğiz. YouTube'da bir ilk. Kanalda da bir ilk. Bir kasino turu. Biliyorsunuz kasinolara girişte oyuncu bile olsanız, içeride oyun oynuyor olsanız. Kamera yasak. Kamera kesinlikle yasak. Büyük ve özel. Kumar oynarken bile video çekemiyorsunuz ya da bir şey yapamıyorsunuz. Instagram'a paylaşamıyorsunuz. Ama bugün Yiğit Portakal'a özel bir kasino turu ve bu kasino gıcır gıcır. Sıfır bir kasino. Bütün makinelere bakacağız. Şimdi bu videoda neler olacak? Onu anlatalım. Grand Safir Resort'u A'dan Z'ye gezeceğiz. Önce diyorum ki kasinoya girelim. Kasinoya gidelim. Lobisini görelim. Harika bir lobisi var bu arada. Sonra havuza çıkalım. Havuza çıkalım. Rezidansın üzerindeki havuza çıkalım. Sonrasında bir penthouse daire göstereceğim sana Yiğit. Aha. Muazzam. Kaçıncı ama katta? O bizim için şu anda hazırlanıyor. 24. katta. Süper. O zaman şimdi sırayla kasino tüm özellikleri geziyoruz. Bütün fasiliteleri gezelim. Örnek bir dairede gezdireceğiz geçelim arkadaşlar. Orası da tabii ki de penthouse. Ne her zamanki gibi lüks bir penthouse. Fakat akşama doğru hazırlanacakmış. Onu o zaman çekeceğiz. Videonun arasına yerleştireceğim onu ben. Hava biraz bozabilir. Olsun, Kıbrıs'ta bazen böyle olabiliyor. Şu an ama inanılmaz sıcak. Çok sıcak gerçekten. Mart'ın sonundayız. Şu an terledim. Haziran sonu gibi ya, değil mi? Evet. Şimdi şöyle biraz yürüyelim. Burası güvenlik girişi arkadaşlar. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta trafik soldan akıyor. Yani girişler soldan. 7/24 güvenlik sistemi var burada. Artık bunda 7/24 güvenlik değil, profesyonel yönetim sistemi evet, var. Evet, profesyonel yönetim sistemi. Şimdi önce kasinoya bakalım. Sonra diğer residence'ın tepesine havuza çıkalım. Ondan hemen sonra otelin yanında zaten. Aslında şöyle diyebilirim. 7 yıldızlı otel konseptinde bir yaşam vaat ediyoruz. Adanın ilk ve tek 7 yıldızlı kasino ve oteli arkadaşlar. Aynı zamanda da residence'ı yan yana. Bu gece burada kalacağız. Ayarlamış Yağmur. Teşekkür ediyoruz. Bana da evi 22. katta bir daire ayarlamışlar. Yiğit sen yüksekleri seviyorsun evet dedi. Şimdi şurası vali alanı. Gıcır gıcır çok lüks bir proje bu şu anda. Şu anda sadece en lüks bu oteli biri. Senin kanalında görebilirler Yiğit. Evet. Bak. Bu arada açılışında kim geliyor biliyor musun? Yep. 50 Cent. Go shawty. It's your birthday. We gonna party like. Nisan ya da Mayıs ayında açılacak. O evet bilgileri de daire turuna kadar edinmiş olacağız. Kasinoya falan girmek özel izinler istiyor. Kamerayla falan diyemez. Çekim yapamayız. Yani. O yüzden evet bu kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsanız size daha dünyanın nelerini göstereceğim bilemem. Hadi girelim lobiye, sonra da kasinoya giriyoruz. Döner kapılar sizi de gelmiyor mu arada bir ya? Oha ne kadar güzel ya. Şu anda Grand Safir Resort Otel'in içindeyiz. Kasino şurada. Kasino hemen burada. Sol taraf. Resepsiyon. Taraf lobi. Lobi. Arkadaşlar gelin biraz gezelim. Güzel, büyük gıcır gıcır. Yepyeni. Daha yıllanmamış. Sabaha doğru buralar doluyordur herhalde ya da gece. Evet saat 4 civarlarında, gece 4 civarlarında burası tamamen dolu merhabalar oluyor. Merhabalar, hayırlı olsun. Esnaf ziyareti gibi. Belediye başkanı. Merhabalar. Bayağı güzelmiş ya yalnız. Çok iyi. Ve burada da bar kısmı var. Lobinin değil mi? Oha. Kıbrıs içki cenneti değil mi ya? Kesinlikle. Ya burada bir konut sahibi olduğunda aslında otelde yaşıyorsun. Oteldeki bütün fasilitelerden yararlanıyorsun. Bütün alkollerden yararlanıyorsun. Bu kadar büyük bir bar gördünüz mü ya? Harika. En yukarıdakine nasıl erişiyorsunuz? Onlar görsel herhalde. Yıllarca orada kalacak. Şimdi kasinoya gireceğiz. Şu an kasino aktifmiş ama otelle beraber tamamen açılışı yapılmış olacak. Kasinolarda hep bir şey var ya. Saat yok abi orada. Girdiğin zaman saati görebiliyorsun. Aynen. Genelde uçaklarını kaçıranlar oluyor. Aa şu şey çok güzel değil mi Yağmur? Kasino yazısı. Çok güzel. Merhaba. Merhaba. Para harcamaya geldik. Açılmadık. Wow. Size para daha ne yapayım ya kanal olarak? Size daha ne yapayım ya? Şuna bir bakar mısın ya? Şu anda Kıbrıs'ın ilk 7 yıldızlı otel ve kasino konseptli yerindeyiz. Videonun başlığında bulmuş olduk. Ben 7 yıldızlı olduğunu mesela yeni öğrendim. E niye öyle diyorsun? Bir tane oyun atalım mı? Şunlar şey rulet. Arkadaşlar gelin. Burada dijital oyunlar var arkadaşlar. Klasiklerden farklı. Hem rulet
roulette var. Hem blackjack oynayabiliyorsun burada. Şunlar zaten jackpot'tu değil mi? Glow. Aynı anda 4 tane 5 tanesini yan yana getirince bir şeyler kazanıyorsun. Bir de burada tabii 795 lira var. Bunun tutarsan hepsini alıyor musun? Tutarsan alıyorsun. Hiç verdiler mi ya? Veriliyor mu? Hadi ya. Boş ver videoyu, biz oturalım 2 dakika sonra. Aynen ya. Burası da blackjack ama bunlar manuel. Yani şey, illeri dağıtıyor. Direkt. Kasino çok güzel. Rengarenk. Tabii insanlar oldu mu daha kalabalık oluyor. Biliyorsunuz kasinoda yemek servisi, içki servisi, sigara servisi her şey oluyor size. Mesela bunun şöyle bir farkı var. Diğer kırsaki bütün kasinolara gittim. Mesela koltuklar özel. Bak görüyor musun? Buradan direkt oynayabiliyorsun. Koltuklardan rahat bir şekilde basabilirsin. Şey çağırabiliyorsun. Garson personel çağırabiliyorsun. Sipariş verebiliyorsun. Gayet güzel. İşte yeni bir kasino olmanın avantajı. Son burası teknoloji. Da roulette. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Birkaç sayıya para koyuyorsun. Adam topu çeviriyor. Diyelim 18'e koydun. 18'e gelirse bütün parayı alıyorsun. Büyük kumarbaz. Şimdi kasinoyu gezdik. Daireye geçelim. Kasino güzel bu arada. Hayırlı olsun şimdiden herkese, vatana, millete. Şimdi 24. kattaki daireye gezmeye gidiyoruz. Güzel bir penthouse. İnanılmaz güzel manzarası varmış. Biraz yağmurlu bir havayla karşılaşabiliriz. Yukarıda görüşürüz. Evet, şu anda daireye geldik. Az önce aşağıdaydık arkadaşlar, biliyorsunuz. Şurada. Yağmur yağıyor. Birazdan daireyi gezeceğiz. Buranın penthouse'unu gezeceğiz. Harika bir daire var. Harika bir daire var. Yok mu diyecekti sanki, değil mi? Sonra da otele gideceğiz. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta residence hayatını başlatıyorum. Anahtarı çalıştırıp gidelim. Şimdi dairemizin terasındayız. 24. katta ve bu blokta toplam 27 kat var. En üst katta ne var? En üst katta infinity havuz var. Infinity ne demek? Türkçesini söyler misin? Sonsuzluk havuzumuz var, spamız var. Aha. Bütün Mausa'nın manzarası var. İskele Long Beach'in manzarası var. Arkamızda gördüğünüz manzara komple iskele arkadaşlar. Hatta o Kapalımaraş. Kapalımaraş da hemen şurada. Elimle gösterdiğim yerde. Buradan yani 10 dakika falan arabayla gidince gidebiliyorsun. Burası da gördüğünüz gibi komple Mısır manzaralı, Afrika manzaralı. Bu cephe komple güney görüyor. Doğru mu? Güney. Şimdi bu dairede de çok özel bir mevzu var balkonda ama onu en son size göstereceğim. Evet. Dairemizin içerisini gezmeye başlayalım. Bakalım Grand Sapphire'de gıcır gıcır 01 penthouse nasıl oluyormuş göreceğiz. Fiyatlarına da değineceğiz. Ayrıyeten de yeni bir projenin fiyatlarına da değineceğiz. Çok uygun fiyatlar varmış. Seni takip ediyoruz. Lansmandan fiyatlarımız. Balkon L şeklinde bu arada. Bak burada balkon L şeklinde şezlonglarımız var. Güneşlenebiliyorsun yani burada. Burada güzel bir masa. Terasa tekrar çıkarız. Evet, şimdi mutfaktan başlayalım. Burada boydan boya bir ada mutfağımız var. Hı-hı. Aynı zamanda Amerikan mutfak tarzında. Bayağı büyükmüş yalnız değil mi? Yani proje, standartlardan büyük. Ya bu dairemiz zaten projenin özel dairesi. 2+1 ve 1+1 dairelerin birleşiminden oluştu. Ha, burada bir daireyi bir daireyle birleştirmişler. Birleştirerek oluşturdu. Kim satın almış burayı? Firmanın genel müdürünün. Bunu öğrenmiş olduk. Sanki ne yapacağım? Şimdi bu mutfağı bir inceleyelim. Sonra salona geçelim. Sonra da odaları görelim. Bir de tabii ki de yeni yapılacak projede her şey böyle mi olacak? Bir kesinlikle sürü aklımda soru var. Burası özel bir daire Yiğit. Ama diğer projemizde de benzer daireler olacak. Yani burası kendisine yapılmış bir daire belli ki ev sahibinin. Tabii buranın imza dairesi gibi geziyoruz bunu. Tahminimce Yağmur'dan da alacağımız bilgilerle yeni projede işte birden çok daire alternatifi olacak. Onlar da böyle standart daire tiplerinde olup eşyalar, mobilyalar genelde evet, bu tarz projelerde satın alabiliyorsunuz. Opsiyonları istediğinizde yine firma bu konuda yardımcı olacak. Bu daireye bir bakalım. Neler gelelim yapmışlar mimari olarak tabii ki de Kıbrıs'ta. Bir penthouse geziyoruz. Lüks bir penthouse. Samsung marka Samsung mesela. Samsung buzdolabımız var. Buzdolabı koymuş. Bunlar ne kadar acaba? Salim sen bilirsin ya. Fiyatı da yüksektir yani. 150 bin normal. Burada Samsung marka yine fırın, şey mikrodalgası var. Komple lake mutfak dolapları burada devam ediyor arkadaşlar. Kocaman bir mutfak. Yani bu kadar büyük bir mutfağa ihtiyacın olur muydu normalde hayatta? Olmaz. Yok, fazla gelir sana olmaz mesela. Olmazdı ama çok tek mi yaşıyorsun? Evet, tek yaşıyorum. Hmm. Ama çok isterdim. Mutfağımızı devam edelim, sonra da salona geçelim. Gelin. Eşlik edersen elektrikli ocak. Bu arada yine biliyorsunuz Kıbrıs'ta her videoda özellikle üzerine değiniyorum. Üçlü priz sistemi var. Konverter ya da başka şey getirmeniz lazım. Ya da bunun başka bir tekniği var. Buraya kalemi sokuyorsunuz. Kalemi sokuyorsun. İkisini takabiliyorsun. İçeride klasik bir tuş var. Bastırdığında İngiliz güzel sistemi İngiliz aslında sistemi bu. Prizi takıp hemen kullanamıyorsun. Onun tuşunu da açman gerekiyor mesela. Ancak öyle kullanabiliyorsun. Her şeyi güvenlik altına almışlar. Mutfak mobilyaları da böyle. Dolaplarımız da böyle. Kaydırılabilir dolaplar var. Güzel bir mutfak diyebiliriz. Buradan tabii ki de full deniz manzaralı. Bütün Akdeniz'i görebiliyorsunuz. Masmavi. Tabii ki de bugün biraz yağmurlu ve kapalı bir hava var. Ama burada yine bir bar çok yapmışlar. Keyifli değil mi? Çok güzel yapmışlar. Çok bayağı güzel. Burada bir bar yapmışlar arkadaşlar. Ben beğendim. Güzel. Çeşitli çeşitli alkoller var. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta alkol fiyatları ucuz. Ne kadar ya şimdi? Sen Türkiye ile yarı yarıya. Hiç alkol kullanmıyorsun. Kıbrıslı biri var burada. Az önce duydunuz mu bilmiyorum. Kıbrıslı bir arkadaşımıza sordum. Dedim bu alkollerin fiyatları ne kadar burada? Hani ucuz ya. O dedi ki hiç fiyatlarına bakmıyoruz ki dedi. Ucuz 200 lira falanmış bu. Bizde şu an 1500-2000 lira falanmış. Kıbrıs'a yerleşmek için bir
sebep daha. Burada güzel bir bar var. Şimdi salonu biraz gezelim. Manzarası, cephesi, mobilyaları senin tarzına uygun mu? Bak bakalım. Harika ya. Harika bence. Tam yaşamak istediğim bir daire. Aa, burada kim var? Kim bu ya? Kim bu? Bir yerden tanıyorum ya. Çocuk zaten ünlü. Mert Vidin'le soldakini çıkaramadım ya. Tipsize bak. Çok Mert güzel. Hoşko. Öpüyorum. Burada da saf alkol yanan şöminemiz var. Arkadaşlar bu arada evin bütün cepheleri boydan boya sliding door, yani kaydırmalı PVC sistemi cam. Onlar büyük ihtimal çift camdır. Şu an biraz bugün hava rüzgarlı ama camları açtık. Çok sıcak bugün hava. Yağmur yağmasına rağmen çok sıcak, sıcak ya. Evet, Kıbrıs zaten her zaman çok Gerçi sıcak. Onlar biraz üşüyor ama bir iki gündür ben hiç üşümüyorum yani. 20 derece. Bu arada bu şöminenin etrafındaki malzemenin metrekaresi de 1000 euroymuş arkadaşlar. Çünkü bu şömine alev çıkardığı için zarar görmesin, is tutmasın diye bu malzemeden kullanılıyormuş. Herhangi bir yanma olmuyor yani. Televizyon güzel, büyük. Etrafında da böyle güzel bir televizyon ünitesi yapmışlar. Komple bir bütünlük sağlamış tavanla beraber. Evet, aynı zamanda zaten genel müdür de mimar. Şimdi burada da bir balkon var. Dairenin bütün etrafı bir balkonla... Balkon çevreliyor, çevreli. Evet. Bütün daireyi balkon çevreliyor. Jacuzzi'ye oradan çıkış var mıydı? Buradan var, oradan gösterelim. Oradan gösterelim. Daha iyi. Bu arada 27. katta bu binanın en üstünde şeye çıkacağız. Sonsuzluk havuzu ve lounge bar varmış. Orası da otelin açılışıyla beraber orayı da açacaklar. 10 Mayıs'ta. Ve tamamen bütün fasilitelerden yararlanabiliyor bütün şöyle, ev sahipleri. Şöyle bir bilgi var, size de söylüyorum. O 10 Mayıs'taki açılışa, otel açılışına büyük bir rap yıldızının gelme ihtimali var. Şimdi söyleyelim ben mi? Nakaratını söyleyeceğim. Siz anlayacaksınız onu. Öyle bir değil ki. I'm in the club, I'm in the phone, I'm in the phone gibi olan. Sen daha iyi söyledin. Evet, 50 Cent'in gelme ihtimali varmış. Konuşuluyor şu anda. 50 Cent geliyorsa biz de bu arada davetliyiz. Kesin gidiyoruz. Açılışa sizler de gelebilirsiniz. Tabii sormak lazım. Onu o kadar bilemem. Şimdi sol tarafımızda dairemizin girişi var. Ana girişi. Burası aslında dairenin antresi. Burada bir şofben var. Çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesi. Aynen. Bunları gizli tuttuk. Evet. Burada makine bölümü. Burası vestiyer değil mi? Vestiyer. Tamam. Yine siyah güzel dolaplarımız var. Antre güzel. Ana girişimiz de burada arkadaşlar. Şöyle bir özellik varmış. Aslında burası bir akıllı ev. Sen Zekeriya Köy'den bu eve arkadaşın gelmek istediğinde telefondan bir tuşa basıp kapıyı açabiliyorsun. Yani akıllı ev sistemini telefonunuza yüklüyorsunuz. Oturduğun yerden arkadaşın geldi, abi kasinoya gideceğim, senin evde kalabilir miyim dedi. Bu arada burada bu projelerde daire alanlara kasinoda konaklama veriyorlar tamamen. Evet. Abi anahtarım yok. Anahtar güvenlikte ola falan benim demiyorsun. Şey, hemen Seval bir tuşla teyze de anahtarı al mouse'dan demiyorsun. Bir tuşla dairenin kapısını açıyorsun. Bu kadar basit. Tabii resepsiyona haber veriyorsun misafirin geliyor diye. Şimdi şuradan odaların olduğu bölüme devam edelim isterseniz. Tamam. Ladies first. Benim bu odada en beğendiğim şey. Burada jaluzi camımız var. Jaluzi cam. Jaluzi cam. Şimdi şöyle, bütün odalarda banyo var mı? Yok. Yok, hepsinde. Sadece yok. Bunda var. Sadece bu da jaluzi camlı. Evet, master odayı geziyoruz. Ana yatak odasını geziyoruz. Banyo var. Banyoyu açıp kapıyorsun. Bunu Nişantaşı'ndaki dairede de görmüştük hatırlıyorsanız. Aynı onda da vardı. Hatırlar mısın Salim? Evet, hatırlıyorum. Çok güzel. Burada çok ilginç görüntülere sahne olabilir. Fantezik bir oda. Fantezik bir oda. Tabii ama burada da. Ama burada bu odanın en önemli ayrıntısı da karşıda. Kıbrıs'a geldim mi partileyeceksin. Çocuklarıyla da kullananlar var bunu yani ailece. Baksana şu keyfe. Yabancılar bu hayatı yaşıyor vallahi ya. Yaşıyorlar. Hadi sen de bir gir, sen de bir yaşa. Sıcacık. Bak inanılmaz güzel. Şu havada bile girersin biliyor musun? Sıcak su veriyor şu anda. Otur burada. Şu manzaraya karşı izle. Bir gelsene Salim. Buraya bir bakar mısın? Jacuzzi'ye uzandın. Şu manzaraya bakıyorsun. Bir de güneşli olduğunu düşün. Yağmurlu havada bile güzel bence. Bu oda evet biraz öyle parti evet. Odası diyebilirim. Arkadaşlar yaklaşık 22-23 metrekarelik bir yatak odası burası. Kendine ait banyosu var. Banyosu var. Bir banyoya da bakalım. Tavan yükseklikleri bu arada dairede asma tavanla. 3 metre kadar. Hem perdelikler var hem de spot aydınlatmalar var. Burada da yine jaluzi sistem var. Ha bu arada bu daire tabii örnek olarak gösteriyoruz. Şu anda satışta değil ama satışta olsaydı bunun tahmini rakamını da söylüyor olacağız. Videonun sonuna doğru. Örnek bakabilirsiniz. Bunlardan benzer bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da benim kanalımdaki tüm videoları izleyip örnek fikirler edinebilirsiniz. Reklamlar. Evin tamamı bu arada 210 metrekare. Yağmurcuğum bir saniye şu banyoya da bir bakalım. Bayağı bildiğin burası banyo. Burada evet, bayağı bildiğin foşur foşur. Konuşalım. Foşur foşur duş evet, alıyorsun buradan. Yani. Aynen. Peki bu jaluzi nereden açılıyor? Hemen yardım edeyim. Evet.
Bir video için yaptığım şeye bak ya. Evet, banyoya da bakalım. Banyomuz güzel. Burada ayna, klozet, rezervuar sistemleri, her şey var klasik bir banyoda. Tabii bu arada bu tarz projeler Kıbrıs'ta aynı zamanda da kira yönetimi de yapıldığı için gördüğünüz gibi otel malzemeleri de oluyor burada. Yani siz mesela buradan Kıbrıs'tan bir daire aldınız, hangi projeden alırsanız alın. Dediniz ki ben 10 aylığına kiraya vermek istiyorum. 2 ayda gelip kendim kalacağım. Sonuçta Kıbrıs'ta kendiniz tatil yapabilirsiniz. Bunu firmaya söylüyorsunuz. Rental bir sistem var burada. Hı-hı. Kiralamayı kendiniz yapmıyorsunuz. Firma sizin için hallediyor. Isınmayı da söyleyelim. VRF sistem VRF var. Sistem. Bütün projede olacak. Bütün dairelerde olacak. Bütün odalarda da bunun kontrol mekanizmaları olacak. Burada Hitachi marka. Buradan bütün ısıyı kontrol edebiliyorsunuz. Kışın zaten 1 ay 2 ay falan sıcak yapıyor Kıbrıs. Ben Kıbrıs bayağı öğrenmişim, evet, ya. Evet, sen bayağı biliyorsun. Benim anlatmama gerek bile kalmıyor. Yazında tabii ki de %100 klimaya ihtiyacınız olacak. Buradan da -2 dereceyi falan açıp Kıbrıs'ta pişmeden yaşayabilirsiniz. Şimdi buradaki odaya bakalım. Buradaki odamızda da böyle küçük bir balkonumuz var aslında. Onu gösterebiliriz. Biraz daha böyle business suite, evet, executive business suite gibi otellerde. Evet. Sen nereden biliyorsun o otelleri? Bir şey diyemem şu an utandım. O zaman 7 yıldızlı yaşam vaat ediyoruz size. Böyle bir kaçış yok yalnız. Öyle bir köşeye sıkıştırdık ki. Evet. Otel satıyoruz ya Yiğit. Görmüyor musun? Burada otelin yanındaki, evet, projedesin. Aynen. Burada da yine kendine ait ufak bir balkon var. Yine buranın da kendine ait açılı kapanır balkonu. Zaten en üst katlardan birindeyiz. Burası da denizi görüyor. Gün doğumu bu arada bu taraftan oluyor. Bu tarafta batıyor. Dünyanın en iyi denizi burada. Dünyada daha doğrusu en iyi 10 plajlardan biri burasıymış. Biri mavi Long bayraklı. Long Beach. İskele. Ben bir kere girdim galiba. Bir kere girme fırsatı yakaladım. Sabah 6'da girdim. Aynı Four zaten. Seasons'ta kalmıştım. Mükemmeldi. Su var ya, denize girmiyorsun. Çarşaf. 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 Su seni karşılıyor. Sen suya girmiyorsun. Su seni çekiyor içine. Ya. Burası da, burada giyinme dolapları var. Bugün tam havamdayım zaten. Akşam da kasino. Dün kasinoda 5000 lira oynadım. 6600 TL'ye kazandım arkadaşlar. Şanslıyım ya bu arada. Evet, konuyu burada mı bıraktık kasinoyu? Tamam. Bugün gitmeyelim. Yok ya, ben sıkılıyorum zaten 5 dakika sonra. Gördün mü ben, evet, hiç bizlik değil. Burada şimdi bir tane ortak banyomuz var gördüğünüz gibi. Mimari açıdan her zaman yer kazandıran bir sistem biliyorsunuz, sürgü kapı. Burada da diğer banyoyla aynı. Bulking shower yine burada var. Tepeden duş başlığı da var. Gördüğünüz gibi bonus. En güzel şeylerden biri bu hayatta. Evet, güzel. Burada bir banyo. Burası da 3. yatak odamız Yiğit. Buyurun. Dairenin diğer odalarıyla aynı. Bu arada gerçek parke mi? Evet, gerçek parke. Gerçek parke arkadaşlar. Laminant parke kullanmışlar. Da lamine demiyorum, tam anlayamadım. Laminant. Bazen bana laf ediyorsunuz, bazı malzemeleri yanlış söylüyorsun. Ben size garanti hepsini doğru söyleyeceğim demiyorum ki. Olabildiğince bilgimi aktarıyorum. Mimar değilim sonuçta. Harikasın. Evet, çıkabiliriz bu arada. Terasa çıkalım. Bu dairenin emsal fiyatlarından bahsedelim. Sonra da yukarı sonsuzluk havuzuna çıkalım. Sonsuzluk havuzuna ve spa'ya. Oradan da yeni projemize bir bakalım, evet, istersen. Şimdi yeni bir proje yapılacak. Yaklaşık 2000 daire satışa başladılar mı? Satışa başladık. Hatta lansmanda şu an inanılmaz fiyatlarla. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dairenin ilk satış fiyatı 118 bin sterlindi. Şu anda 400 bin sterlin civarında. Bu penthouse. Bu penthouse. Oradan da aynı verimi almayı planlıyoruz. Kaç yılda verdi o karı? 2 sene. İyi. Bence güzel. Sterlin bazında olması da güzel. Gel Betül'cüğüm gel. Gel sizi de tanıştırayım. Aa, bakın. Yağmur'un arkadaşı. Benim çok yakın arkadaşım. Baksanız da. Ya şu ikisi hem güzeller dışarıdan göründüğü gibi, evet. Ama bence var ya, dünyayı yıkar. Yıkarlar bunlar. Ben sana öyle söyleyeyim. Dünyayı devirirler. Çok da tehlikeliler. Bence. Aşk bence. Olsun. Ben videomu çekip kaçarım abi. Hadi şimdi terasa gidelim. Biraz yağmur da şiddetini arttırdı ama çok güzel bir ortam var. Orada biraz fiyattan bahsedelim. Sonra da yukarı çıkalım. Yeni projenin alanını göreceğiz. Evet. Direkt hemen zaten yan tarafımızda. İkinci etap olarak göstereceğim size. Evet. Aa, salonu hiç göstermemişiz arkadaşlar bu arada. Böyle de bir salonumuz şöyle var. Şöyle bir bence oturalım. Biraz dinlenelim. Gel bakalım. Ay. Güzel. Televizyona bakıyor komple. Deniz de görüyor. Komple İskele, Long Beach. Bu arada İskele arkadaşlar Kıbrıs'ın en son trend bölgelerinden biri. Her yerde inanılmaz projeler yapılıyor. Satışlar, evet, çok hızlı. Yabancı ağırlıklı da var. Türk ağırlıklı da var. Yabancı ağırlıklı bir proje. Ben de almayı düşünüyorum artık tren kaçmadan. Arkamda da görmüş olduğunuz Libi Derya. Akdeniz manzarası. Bir Akdeniz akşamları söyler misin? Benim sesim çok kötü Yiğit ya. Evet, bu dairenin fiyatına geçelim biz. Bu daireyi bugün almak istersek? Bu daireyi şu anda almak istersek 400 bin sterlin civarında diyebilirim. 400 bin sterlin kaç? 40? 400 bin, 400 bin daha. 16 milyon TL. Kira getirisi? Kira getirisinden kesinlikle bahsedelim zaten. Buranın günlük kirası ortalama ölü sezonda 150-200 pound ama yazın 400-450 pound'u görüyor. İnanılmaz. Amorti kaç yılda ediyor? Off season 200 sterlin ise yazında 400-450 sterlin görüyorsa yıl ortalaması, 12 ay ortalaması 300 sterline vuruyor. 300'den hesaplayalım. Ya şöyle 300
yılda 3600 sterlin, 10 yılda 360 bin sterlin. Neredeyse 12 yılda amorti ediyor. Ben mühendisim. Doğru, sen o hesaplamaları yapabiliyorsun. Arkadaşlar, kadınları etkilemek istiyorsanız zekanızı kullanın. Hiç etkilenmiş görünüyor mu? Hayır. Şimdi yukarı çıkalım o zaman. Bu daire güzel. 210 metrekarelik bir daireydi bunu. 3 odalı, 1 salonlu. Ama bu özel bir daire. İki dairenin birleşimi. Yeni projede de böyle imkanlar olacak. Yeni projenin opsiyonu. Satışları da başlıyor. Başladı. Ha, başladı. Başladı. Onun fiyatlarını da yukarıda öğrenelim. Kaç adet bahsedelim. Kaldı? En ucuz daire ne kadar? Onu öğrenmek istiyorum. Onu ben kendim alacağım. Yukarıda görüşürüz. Şimdi asansörden geldik arkadaşlar. 27. katta. Burada aynı zamanda spa ve wellness varmış. Güzel bir odasına bakacağız. Manzaralıdır büyük ihtimalle. Manzaralı. Sonra da havuza gideceğiz. Her şey çok yeni olunca ne kadar güzel görünüyor değil mi? Merhabalar. Merhaba. Burada banyomuz. Hanımların lavabosu. Burada beylerin lavabosu. Burada da özel spa odaları var bence. Çift kişilik buranın mesela spa odası. Spa odası. Şu jalüzileri kaldırınca. Manzarayı bir gösterelim. Üf, yine tertemiz. Long Beach. Masaj yaptırmayı seviyor musun Yağmur? Çok seviyorum Yiğit ya. Ayda bir mutlaka. Her şey tertemiz. Daha önce şu an buraya müşteri de gelmedi benim bildiğim. Gelmedi. Daha ilk müşterilerini bekliyor olacaklar. Şanslı kişiler. Şimdi havuzun oraya çıkıyoruz. Şimdi o taraftan giriş yaptık spanın oradan. Burada da bir bar var. Tabii burası da şu an son hazırlıklarını yapıyor ve açılışını yapacaklar. Otelin açılışıyla beraber. Bu arada kasino tabii şu an bizim çektiğimiz tarihte açık ama kısıtlı zamanlarda açık. Müşterilerini ağırlıyor. Otelle beraber tamamen hepsi açılacak. Şimdi şu havuza bakacağız. Buralarda tamamen şezlonglar, şemsiyeler olacak. Evet, işte, yazın partiler. Evet, peyzajlandırma, çiçeklendirme çalışmaları yapılacak. İnanılmaz güzel bir manzara var. Hadi beraber çıkalım. Yiğit, biz Kıbrıs'ta çok da alışık değiliz bu Infinity Pool'lara ama sen Dubai'den alışıksın videolarında. Görüyoruz, izliyorduk. İzliyorsun demek ki. Evet. Vay be. Otel hemen yan tarafta arkadaşlar bu arada. Binanın yanında yani bulunduğumuz residence'ın hemen yan tarafında. Kasino oradaydı, orayı gezmiştik. Şu manzaraya bir bakar mısınız ya? Masmavi Akdeniz. Burada şezlongunu koydun, kokteylini aldın. Şemsiyenin altında gölgede dinleniyorsun. Akşama kadar içiyorsun, gidiyorsun. Sonra odaya gidiyorsun, yatıyorsun, duş alıyorsun. Klimanın altında bir saat uyuyorsun. Sonra güzel güzel giyinip yemek yiyip. Tam Dubai tatili gibi değil mi? Yemek yiyip kasinoya iniyorsun. Paraları harcıyorsun. Sonra arkadaşını arayıp borç istiyorsun. Nasıl? Sen bir şey söyle. Açılıştan ben sonra ben zaten buraya bayılıyorum Yiğit. Sen ne yapardın? Ben ne yapardım biliyor musun? Şu köşede, havuzun köşesinde elleri koyup kokteylimi 2-3 saat boyunca orada kokteylimi içer, manzarayı seyrederdim. Long Beach manzarasını. Bana kalırsa ben bu havuzdan hiç çıkmaz. Akşam da keyifli çok olurdu. Çok güzel ya. Şu yeşilliğe bakar mısın arkadaşlar? Kıbrıs'ın havası şu an inanılmaz güzel. Acayip sıcak bir hava var. Temiz bir hava var. Buraya doğru o bahsettiğim hani yapılaşma devam ediyor. Sahil hattında da bazı yine kasinolar var ama onların biraz daha eski olduğunu biliyorum. Burası şu anda Kıbrıs'ın en yeni projelerinden biri. Bütün adada bir özelliği var buranın. İlk 7 yıldızlı kasino otel ve otel konsepti. Evet, otel kasino konsepti. Ve Yiğit Portakal farkıyla bunun ayağınıza getiriyorum. Daha ne yapayım ya? Şimdi ben biraz da size yeni etaptan bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Oraya bakalım mı? Bu yeni yapılacak projenin adı ne? Burası Grand Sapphire Resort. Orası da Grand Sapphire Blue. Nerede olacak? Hemen sağ tarafta. Şu şeylerin olduğu yer mi acaba? İnşaat malzemelerinin evet, olduğu yer. Evet, oradan bakacağız şimdi birlikte. Kıbrıs'ın şu şeyi çok güzel değil mi? Dümdüz. Dümdüz, evet. İstanbul'da hep biz tepeye çıkıyoruz. Aynen, dağlık. Ama Antalya'da dümdüz. Antalya'da dağlık ya. Dağ denize paralel. Nasıl yani? Sahil yolu dümdüz ya. Ya sahil yolu dümdüz. Sen sadece Lara'yı biliyorsun evet. Antalya'da. Ne yapayım? Geri kalanının önemi yok. Aynen. Şimdi bu yeni proje buraya yapılıyormuş arkadaşlar. Grand Sapphire Blue. Kaç konut olacak? Ne zaman başlıyor satışlar? Başladı mı? Teslim tarihleri ne zaman? Oda tipleri nedir? Ben sana sorayım. Sen bana cevapla istersen. Olur. Şu anda zaten lansmandayız. Fiyatlar gerçekten tavsiye ettiğim fiyatlar. Çünkü Kıbrıs'ta şöyle bir olay var. Lansmandan aldığın zaman proje bitimine kadar minimum 2 kat kar elde etmiş oluyorsun. Bu harika bir şey. Türkiye'de artık bu kalmadı. Onun haricinde 1+0'dan başlayıp 3+1'e kadar opsiyonlarımız var. Böyle havuzu olacak mı acaba? Tabii ki olacak. Bu arada etaplar havuzu kullanabiliyorlar. Ha, yani oradan daire aldım. Yararlanabiliyorlar. Evet. Kasinoyu da oteli de hepsini kullanabiliyorum. Havuzu da kullanabiliyorsun. Ne zaman bitecek proje? 2027 Eylül'de teslim. Kaç katlı olacak? Burası da 27 katlı. Fiyatlar neyden başlayacak? Şimdi fiyatları şöyle söyleyeyim. 1+0 stüdyo dairelerimiz 150 bin pound'dan başlıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. 2 seneye onlar 300 bin daha fazla belki. Sterlin falan olur. Minimum 300 bin diyelim biz şimdilik. 3+1'e kadar opsiyonlarımız var. Satışlar da başladığına göre bir de ödeme planlarını söylersen nasıl oluyor? Yani nakit keş mi ödüyoruz? Şöyle yapabiliriz. Kıbrıs'ta
herkes taksitli ödeme yöntemini seçiyor. Çünkü faiz yok. Harika bir olay değil mi? Evet. %30 peşinat veriyorsun. %30 taksit. Ben bir kapora alıyoruz. Sonrasında 3 hafta bir süremiz oluyor. Peşinat ödeniyor. Sözleşme yapılıyor. Tapu alıyoruz. Tapu. Tabii ki şöyle. Sözleşmeden sonra şart koyduruyoruz dairelere. Hı. Artık daire sizin olmuş oluyor. Sonrasında proje bitiminde tapunuzu alabiliyorsunuz. Alabiliyor. Güzel. Rum kesimine geçebiliyor muyuz tapumuzla? Geçemiyorsunuz. Geçemiyoruz. Güzel bir video oldu. İlk defa kasino çektik. İlk defa bir kasino yayınlamış olacağız. Gıcır gıcır sıfır bir kasino. Kıbrıs'a geliyorsanız zaten buraya uğramanız gerekiyor. Kesinlikle. Her şey, her makine sıfır. Özellikle kumar severler için. Hem otel, hem residence, hem de yeni projeyle beraber burada bildiğiniz... inanılmaz bir yaşam alanı evet, oluşuyor. Yaşam bu arada alanı şunu oluşuyor. Da söylemek istiyorum. Kasinoya gelmek isteyenler şu anda da gelebilirler. Açık. Evet, açılışa kadar yine de kasinoyu kullanabilirler. Gerçi açılışa da çok kalmamış. Bir ay falan kaldı. Az kaldı. Ha şey, açılışa davetliyiz. Ben açılışa geleceğim çünkü 50 Cent'in gelme ihtimali varsa evet, tabii ki de gelmek gerekiyor. Sizler de gelebilirsiniz. Oylamada şu an. Umarım 50 Cent seçilir. Güzel bir kırmızı günüydü. İki çok gün. Teşekkür ederim geldiğin için. Ay ben teşekkür ederim. Öyle şey olur mu ya? Çok güzel bir tatil yaptık aynı evet, zamanda. Nasıldı Kıbrıs? Ben sana sorayım birazdan. Güzeldi. 2-3 gündür buradayız arkadaşlar. Ben Kıbrıs'a yerleşmeyi düşünüyorum açıkçası. İstanbul'a dönmek hiç istemiyorum. Bugün İstanbul'da hava, affedersiniz, çok kötü. Sisli, puslu, yağmurlu. Şu an burada şunu var ya, inanılmaz. Sıcak piştim, değil mi? Sıcak. Biz direkt çekimden sonra... Ada ülkesi, her şey yavaş, koşturmaca yok, sessiz, sakin, hava güzel. Bir 15-20 günde deniz sezonu da açılır zaten. Daha ne olsun ya, 15-20 gün dediğim Nisan başı. Evet, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim tekrar. Ömür boyu tatil yapmak isterseniz mutlaka bekliyoruz. Evet, kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.